Şemailim, Peygamberimiz diyor ki güzel simalıdır. Peygamberler gibi azametlidir. Yani dikkat çekiyor dışarı çıktığında. Peygamberler gibi azametli görünüş. Görünüş olarak bir sima İsa Mesih'e benzer. Yüzü nurludur. Çehresi huzur verir. Yüzü görkemlidir. İlerleyen yaşlarında da genç görünümlüdür. Demek ki yaşı ileri olacak. Bak, ilerleyen yaşlarında da genç görünümlüdür. Çünkü birçok peygambere 80-90 yaşında peygamberlik gelmiştir. 80-90 yaşında. Görünümüyle İsrailoğullarına benzer. Beni İsrail görünümündedir. Beni İsrail görünümündedir diyor yine bir başka rivayette. Orta boyludur ve uzun ömürlüdür diyor peygamberimiz. Uzun ömürlüdür. Cildi parlaktır. Cilt rengi kırmızı ile karışık beyazdır. Cilt rengi kimi zaman açık, kimi zaman daha koyudur. Yani bazen daha kırmızı, bazen de daha beyazdır rengi diyor. Burnu çok muntazamdır, ince burunludur. Burnu küçüktür. Kalkık küçük burunludur. Burnunda orta bölümünde belli belirsiz küçük bir çıkıntı vardır. Hafif şahin, yani doğan burun, hafif çekik. Alnı parlaktır, alnı geniştir, açık alınlıdır. Alnında bir iz, yara izi vardır diyor Peygamberimiz. Alnında bir iz vardır. Alnında hafif bir iç bükeylik vardır. Alnına girdim bombeli olur ya. Onda tersine hafif iç bükey. Yanağında ben vardır. Bu ben açık renkli ve parlaktır. Bu ben Hazreti Musa'nın yanağındaki ben gibidir, cilt renginde. Yanağındaki ben dışa çıkıktır. Yanağındaki ben dışa çıkıktır. Çekik gözlüdür. Hafif çekik gözlüdür. Göz rengi yeşildir. Aynül Hadra diyor Peygamberimiz. Yeşil gözlüdür. Hazreti Ali gibi. Hazreti Ali de yeşil gözlüydü. Kaşları kavislidir. İki kaşının arasında tek çizgi halinde küçük bir çukur vardır. Şu an bu bölgede küçük bir çukur. Tek bir çizgi halinde. Saçı gürdür, saçı gürdür, saçı siyahtır. Saçlarının güzelliğiyle dikkat çeker. Saçları kulağın üstünde kıvrılır. Şu bölgeden itibaren kıvrılıyor. Sakalı sıktır, sakalı siyahtır, sakalı cezmedilmiş yani düzeltilmiştir. Sakalı yanlarda daha azdır, ince, kenarlarda ince. Ayrıca sakal teli de ince Mehdi'nin, yani ona ayrıca belirtiyor Peygamberimiz. Yani böyle hani sert sakallardır ya, öyle değil, ince, kibar bir sakalı var. Sakalları yanlarda daha azdır. Mehdi'nin sakalı hafif olup, işte hafif dedi bu, hafif olup, sakalı yanlarda az, aşağı tarafında ise biraz daha uzundur, cezmedilmiştir. Meczum. Düzeltilmiştir. Bütün vücudu geniştir. Geniş vücutludur. Omuzları geniştir. Omuzları heybettedir. Uylukları geniştir. Karnı geniştir. Başı büyüktür. Büyük başlı Mehdi. Başı büyük. Peygamberimizin de başı büyüktü. Mehdi'nin de başı büyük. Hazreti İbrahim'in de başı büyüktü. Yani heybetli bir başa sahip. Büyük. Vücudunda biri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'inkine benzeyen, aynı renkte, diğeri kendi vücut renginde olan iki ben vardır. Omzunda, sırtında, kalp hizasında, nübüvvet mührü tarzında bir ben vardır. Sağ göğüs kısmında reyhan yaprağı şeklinde esmer bir leke vardır, büyükçe bir leke, sağ göğüs üstünde. Sağ bacağında siyah bir iz, bir ben vardır. Bu iz beden renginden farklıdır. Yani büyükçe, daha koyu, yani böyle çok koyu ama daha farklı bir iz sağ bacağında. Ama bu iz beden renginden farklı.
daha koyu. Sağ uyluğunda bir ben vardır, gene bunu teyiden. Alnında bir iz vardır, yanağında bir ben vardır. Alnındaki izi söylemiştim zaten. Heybetli bir şahıstır, bedeni çok güçlüdür, sesi çok güçlüdür, sesi güzeldir, sesi nefes kesicidir. Kemik yapısı gençtir, naiftir. Uylukların arası açıktır. Yani şu bacak arası geniş. Diz kapakları öne çıkıktır. Diz kapakları öne çıkıktır. Bakışları etkileyicidir diyor Peygamberimiz. Hayranlık uyandıran bir çekiciliğe sahiptir. Yanakları daha az dolgundur. Yani böyle dışa dönük değil de hafif düz yanaklı. Dişleri güzel ve parlaktır. Güldüğünde dişleri leman eder diyor Peygamberimiz. Parlaktır. Yürüyüşü hızlı yürür diyor. Rivayette hızlı yürür. Konuşurken kimi zaman dilinde ağırlık oluşur. Ağır konuşur. Yine konuşmasında bir ağırlık vardır diyor. Uzun ömürlüdür diyor Peygamberimiz. Evet. Bu münafıkları çok kızdıran alametlerdir. Münafık bunun hangi birine baş etsin? Nasıl yapsın, ne yapsın? Gelip alnına kurşun sıkacak hali yok Mehdi'nin. Çünkü alnında tek kaş çatma çizgisi var. Sırtında ben var. Sağ göğsünde genişçe bir ben var. Sağ bacağında ben var. Alnında iz var. Yanağında ben var. Baş olacak gibi değil. Gözleri çekik, gözleri renkli. Yani yeşil renkli. Yani ben olsam görsem çocuğumu tanır gibi tanırım. Ayette onun için diyor Cenab-ı Allah. Ayette ne diyor? Onu görseler çocukların tanır gibi tanırlar diyor Allah. Çocuklarını tanır gibi tanırlar. Bildikleri halde gerçeği gizlerler diyor. Devamlı. Evet, bildikleri halde gerçeği gizler diyor. Onun için biz Mehdi çıktığında çok rahat tanıyacağız. Ama seyitlerde benzerlik olur. Bendeki benzerlik de Mehdi ile aynı soydan geldiğimden oluyor. Yani seyitlerde var. Mesela Hazreti Ali'nin oğluna diyorlar ki sen diyorlar Mehdi'sin. Nereden çıkarttınız diyor. Bütün alametler sende var diyor. Hakikaten yeşil gözlü kalkık burunlu. Aynı kaş çarpma çizgisi çek, tek. Bütün alametler var. Hayır diyor. Ahir zamanla gelecek o diyor. Siz söylemiştiniz Peygamberimiz zamanında sürekli bakıyorlarmış namaz kılarken kim benziyor Mehdi'ye diye. Peygamberimiz vefatından sonra namaza durmuşlar. Saflar arasında geziyorlarmış, bakıyorlar tek tek. Mehdi çıkacaktı. Peygamber benden sonra çıkacak dediği için Resulullah yani öyle eğitilmişler ki bir bir geziyormuş. Büyük bir dikkatle bakarak acaba kimdi? Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in Şemail-i Şerifesi